Selamünaleyküm değerli tesbih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. Bugün mükemmel bir soruya değineceğiz. Genellikle daha fazla sormaya başladığınız bir soru olan tesbih işine girilir mi? İnternetten tesbih satılır mı? Ya da direkt tesbih işine girip mezat yapabilir miyiz? Kısacası tesbih işinde para var mı? Konularını sorduğunuzu biliyorum. Bu Instagram'dan da bol bol artık taciz seviyesine gelecek seviyelerde gece saat 3'lerde 4'lerde mesaj attığınızı biliyorum. Ama hani bu videoya da bir emek vereceğinizi de tahmin ediyorum. Çünkü herkesin aklındaki soru, herkesin genellikle 50-60 tane tesbih toplayıp da bu işe girmeye çalıştığını az çok sohbetlerden, muhabbetlerden tahmin edebiliyorum. Ama sizlerden ricam artık videolarımızı 8 dilde çeviriye aldık. Almanca, Arapça, Azerbaycan dili, ondan sonra bu Fransızca, İngilizce, daha bir sürü dillere çeviriye aldık. Genellikle alta yorum olarak da yazıyor Arap arkadaşlarımız ya da diğer arkadaşlarımız, yabancı arkadaşlarımız. Hani tam olarak anlamıyoruz, edemiyoruz falan diye hemen yan taraftan girip 2K kaliteyle videomuzu izleyip çevir edebilirsiniz istediğiniz dile. Ortalama hani bir video yüklemek şu an 15 dakika falan, 20 dakikaydı. Şimdi ise 1,5-2 saate kadar alıyor bunun editi falan. İnşallah destek verirsiniz. Şimdi tesbih işine yeni adım atacak arkadaşlara şiddetle bir önerim var ki baştan söyleyeyim. Asla ve asla bu sektöre girmeyin. Fazlasıyla sektörü var günümüzde. Mesela hemen benim arkamda bulunan tarzda elbiseler var. Elbise işine girebilirsiniz. İnternetten elbise satabilirsiniz. İkinci el satış yapıp oradan sıfır ürünlere geçebilirsiniz rahat bir şekilde. İkinci el ürünleri nereden bulacağım diyorsanız bunun için açıklamaya Instagram adreslerimi bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu bit pazarlarında ya da bu pasaj işlerinde genellikle ikinci el elbise satan insanlar oluyor. Toplu bir şekilde aldığınızda da gerçekten uygun fiyata veren oluyor. Bunun hakkında da zaten bir video çekmiştik. Onu da açıklamaya linkini bırakırım. İkinci el butik satışı hakkında. Oradan isterseniz benimle iletişime geçip tekrardan bu ikinci el elbiseleri de alabilirsiniz. Ama tesbih işini şiddetle önermiyorum. Niye önermiyorum? Diyeceksiniz ki hani önermiyorsun, niye yapıyorsun diye soracaklarınız olacaktır. Ama şimdi ben 3 yıldır, 4 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. Esnaf olarak 3-4 yıldır piyasanın içerisindeyim. Esnaf olmadan önce de bir 9 yılım falan vardı. 9 yıldır bu piyasanın içerisindeydim. Son 4 yıldır falan YouTube'a videolar çekiyordum. Müşteri potansiyelimi fazlasıyla oturtturdum ama mezat yapmadım. Mezatlarda gördüğünüz şeyler vardır. Mesela bir mezatta ortalama 50-60 milyarlık mal satılıyor. Bunu biz de zamanında yaptık. Çoğu pay verdiği ürünü almıyor. Çoğu zaten arkadaşları tarafından pay verdiriliyor. Sakın ha şu düşünceye girmeyin aklınızdan. Ben bir Instagram hesabı açarım. Gider bir Instagram hesabı açarım. Oradan bir 30.000-40.000 takipçi satın alırım. O olan 3-5 takipçimle bir şeyler yapmaya çalışırım diye düşünmeyin. Bu hiçbir şekilde olmuyor. Bunun için gerçekten çok büyük zaman kaybı, yani zamana ihtiyacınız var. Nasıl zamana ihtiyacınız var? Size şöyle bir açıklama yapayım. Mesela bir dükkan açtığınız ya da bir evinizin odasında bir mezat yapmaya karar verdiniz. Bu mezat yaptığınız yerin hiçbir önemi yok. Facebook olabilir, TikTok olabilir, ondan sonra Instagram olabilir, YouTube olabilir. Herhangi bir yerde mezat yapmaya başladığınızda ilk zamanlarda kimse sizlerden ürün almayacak. Çünkü şöyle düşünün. Siz hiç tanımadığınız bir insandan ürün alır mıydınız? Ben şahsen almazdım. Ya da piyasada tanınmamış bir insandan almazdım. Sizler de sıfır başlayınca ilk zamanlarda eşinize, dostunuza satacaksınız ama fazlasıyla zarar olacak. 50 tane tesbih var elinizde ve çeşit olmayacak. Bu çeşit içinde sağlam para yatırmanız gerekecek. Para yatırdığınız zaman bunun geri dönüşü biraz zorlanacak. Nasıl geri dönüşü zorlanacak? Zararına bir insan ürün satar mı? Ben ilk zamanlarımda çok fazla zararına ürün sattım. 100 liraya 200 liraya aldığım tesbihleri 50 liraya 60 liraya sattım ki kiramı, elektriğimi, muhasebecimi çıkartayım kafasındaydım. Yavaş yavaş müşterimi oturtturacaktım. Şimdi ben biraz daha iyi satış yapıyorum. Allah arttırsın, nasıl iyi satış yapıyorum? Trendyol hesabım var, dolap hesabım var. Ondan sonra YouTube'dan zaten eşimiz, dostumuz güven veriyor da bize güveniyor da yapıyor. Yani bazı arkadaşlarımız da bana yazıyor direkt, ya biz bir Facebook'tan mezat yapacağız ya da Instagram'dan mezat yapacağız, bizi paylaşır mısın diye. Bunu yapamam, bu kendi ayağıma sıkmak olur. Niye yapamam? Bunu da açıkça söyleyeyim. Alınanlar küsenler oluyor. İstediğiniz kadar alının küsün. Bu da benim sonuçta bir ekmek teknem, ekmek kapım. Şimdi ben birinizi, aa arkadaşlar bu arkadaşı takip edelim mezat yapıyor dediğimde kendi ayağıma sıkmış olacağım. Kendi müşterimi size yönlendirmiş olacağım. Niye böyle bir şey yapayım ki? Ben ortalama esnaf olarak 3 yılımı verdim ve hala şu an kenarda 12-13 milyara yakın bir vergi borcum var. Ekstradan kiramız zamlandı, muhasebemiz var, kestiğimiz faturalar var, giderlerimiz çok fazla. Bu yüzden yeni girecek arkadaşlara önermiyorum. Eskiden bu piyasa biraz daha canlıydı ve bu kadar çok dolandırıcılık olan bir piyasa değildi. Şimdi ise günümüzde adam oltu satıyor, sıkma satıyor. Sıkmalar plastik, oltular Gürcü. Damla keribar diye Beyrut keribarlar satılıyor. Bunları kaldırabilecek bir bütçeniz var mı? Bir yerden tesbih aldığınızda 4-5 milyarlık tesbih alacaksınız ki toplana girmesi için ve uygun fiyatlı olabilmesi için gelen tesbihler Uygun fiyata olduğu için bir tık da kalitesiz olabilecek. Siz bunların ipini değiştirebilecek misiniz? Yağlayabilecek misiniz? Ve bu kadar bilginiz var mı? Bir tesbihi fotoğrafını gördüğünüzde ya da ürün elinize gelir gelmez malzemenin ne olduğunu anlayabilecek misiniz? Çok yorucu bir iş, çok sıkıntılı bir iş. Mesela ben nasıl tutunmuştum zamanında? Çok fazla iflasın eşiğine kadar geldiğimde dedim ki hani ya batacağız ya çıkacağız. Zaten hani batmışız. Daha da aşağıya düşebilecek bir durumumuz yok. Dükkanı kapatmak üzereyiz. Taksitle mal vermeye başladım. Böyle bir proje yaptım. Bunu tabii arkadaşlarımla falan düşündük. Nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Şimdi taksitle mal verdiğimizde adam 300 lira gönderir, adama tesbihini göndeririz ve o paranın devamını alamayız diye düşündük ki başımıza çok fazla geliyor. Bizler YouTube kanalı olan insanlarız, piyasada tanınmış olan bir insanız. Bir insanlara gidip de hani kazık atmamız ya da parasını alıp üstüne yapma gibi bir şansımız olmadığı için biz de şöyle bir kafa düşündük. Hani şöyle bir düşünce düşündük. Dedik ki yani biz taksitle bir ürün verelim. 2 milyarlık ürüne hiçbir şekilde faiz, senet, o bu yapmadan taksitle ürün verelim. 2 milyara bir ürünü satalım. Arkadaş bize 300 lira yatırsın, bir 400 lira yatırsın. Parası bittiği andan itibaren o tespihi arkadaşımıza gönderelim dedik. Böyle bir taksit imkanı da sunduk. Ne kredi kartı ne bir şey. Ama dedik ki yani olur da 2 ay sonra 3 ay sonra şu bir tespihi ona bağlamış oluyoruz ve ona göre işlemimizi yapmış oluruz ya da ona göre yeni tesbih sipariş etmiş oluyoruz. Adam 300 lira veriyor, mesajlara cevap vermiyor, 3-4 ay başka bir ödeme yapmıyor. Onun da kaparası yanmış oluyor. Çünkü ben bu gelen ücretlerin her birinin faturasını kesmiş oluyorum. Anlamak bir şekilde 2 ay bir malı bağladığım zamanlarda, bir ürünü bağladığım zamanlarda gidip de verdiği parayı geri verdiğimde ben büyük bir zarar etmiş oluyorum. Fazlasıyla hani şimdi aklınıza şunlar da geliyor tabii ki. Ben bir 50-60 tane tesbih alırım. Hemen mezata girerim. Fatura yok, o yok, bu yok, şu yok. Şimdi bu banka hesabına paralar girecek. Nereden girecek? Günlük mezatta hadi sattın. 5 tane sattın, 10 tane sattın. Her biri 50 liradan, 100 liradan farklı farklı hesaplardan banka hesabına para girecek. Bunlar da ilerleyen zamanda fatura kesmediğin için sana sıkıntı yaratacak. Müşteriyi nereden bulacaksın? Piyasada o kadar çok tesbihçi var ki her birinin kendine özel yaptığı zamanda müşteriler var. Ama sen sıfırdan girdiğinde nasıl bir müşteri bulacaksın? Bu reklam kapasitesini kaldırabilecek bir bütçen var mı? Nasıl reklam kapasitesini diyeyim ben sana? 5 milyarlık tesbih aldığında ilk mezatında güzel satışlar yapabilmek için 10-15 milyarlık bir reklam harcaması yapman gerekiyor. Bunu gerçekten yapabilecek misin? Ya da sponsorlar aracılığıyla fenomenlere reklam verebilecek misin? Bunları çok iyi düşünmen lazım. Hani bir hevesle dükkan açıp da ben bu videoyu niye çekiyorum? Şunun yüzünden çekiyorum. Bir hevesli adam gidiyor, dükkan da açmıyor. Evinin bir tarafında Facebook'tan mezat yapmaya çalışıyor. Ortalama 5 gün 10 gün bir mezat yapıyor. Ortalama 5 tane 3 tane belki satıyor. Sonra bu tesbihleri bana satmaya düşünüyor. Tabii ki ben yine yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama arkadaş 30 liraya aldığı tesbihi gelip bana 60 liraya satmaya çalışıyor. Kardeşim sen de esnaftın zamanında. Doğal olarak hala ben esnafım. Senin aldığın yerden onu 30 liraya ben de alabiliyorum diye düşünürsen daha mantıklı olur. Hadi püskül taktın 35 lira diyelim. Hadi kargo ödedin 40 lira diyelim. %100 karı benden yapacak olsan zaten mezat yapmana da hiçbir şekilde ihtiyacın olmaz. Ben kendi adıma mezatı tam bir mantıklı bulmuyorum. Eski esnaflara ya da eski ustalara bir şey demiyorum ama ben kendi adıma bu piyasaya 3-4 yıllık bir esnaf olarak girdiğim için mezatı fazla mantıklı bulmuyorum. Burada zamanında 3-4 arkadaş birleştik, mezat da yaptık. Çok güzel karlar, rakamlar da döndü mezatta. Siz de bunu zaten çoğu izleyenimiz de gördü. Ortalama bir mezatta 50-60 tane tesbih sattık. Bunların zaten 15'i 20'si geri dönmedi. Geri dönmediği için başkalarının hakkına girmiş oldu, sıkıcı oldu. Para oradan geldi takip edemedik, buradan geldi takip edemedik derken çok fazla sıkıntıya düştük. Ondan sonra zaten ben o mezatta yaptığım satışı gün içerisinde Instagram adresimden, Facebook'tan, YouTube'dan yapabiliyorum fazlasıyla. Trendyoldan hepsi buradan rahat rahat yapabiliyorum. Ekstradan bir de benim güvenlik işim var bildiğiniz üzere. Bir de giyim işine yeni girmiş bulunmaktayız. Giyim işinde de çok güzel para var ve KDV'si çok düşük. Bu yüzden tesbih işine girmek isteyenlere bu videoyu detaylı bir şekilde izlerse ben tahmin ettiğim kadarını söylüyorum ki size her şeyi anlattığımı umuyorum. Açıklamayı Instagram adresime bırakacağım. Yorumlarda ya da Instagram adresinden mesaj atarak benden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben sizin girmeme taraftarınızım. 2-3 yıl önce bana bu işi söylemiş olsaydınız canı gönülden sizi desteklerdim, girin derdim, her türlü imkanı da size sunardım. Ama şu an günümüzde girilecek bir piyasa değil tesbih piyasası. Fazlasıyla zaten esnaf var. Ben bu videoyu ne kadar çekersem çekeyim hala girecek olanlar var. Ama dediğim gibi hiçbir konuda sizlere yardımcı olamayacağım. Artık o kadar sıkıntıya düştüm ki kendime yardımcı olabilecek bir durumum kalmadı. Bu kadar olsun videomuz. Hani daha da inşallah ilerleyen zamanlarda bunu daha detaylandırarak, daha açıklayarak anlatabiliriz. Yani sormak istediğiniz bir şeyler varsa dediğim gibi açıklamadaki Instagram adresinde ya da yorumlardan bana mesaj atabilirsiniz. Videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.